TRT Diyanet'ten iyi sabahlar, iyi haftalar. Ben Fatih Şahin. Bugün 27 Şubat Pazartesi. Yurtta ve dünyada yaşanan gelişmeler ve gazete başlıklarını ekranlarınıza getireceğimiz gündemle karşınızdayız. Sizler de programımıza TRT Diyanet'in Facebook, Twitter ve elektronik posta adreslerinden ve 0535-018-1750 numaralı telefon hattından bizlere her türlü soru, görüş ve önerilerinizi aktarabilirsiniz. Gündeme günün gelişmeleriyle başlayalım. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez, Türkiye Diyanet Vakfı'nın desteğiyle ülkemizde eğitim gören gençlerle bir araya geldi. Görmez, ilahiyat, uluslararası ilahiyat öğrencilerine önceliğiniz diploma olmasın, alim ve alime olma yolunda yoğunlaşın tavsiyesinde bulundu. Türkiye Diyanet Vakfı'nın Uluslararası İlahiyat Programı'yla dünyanın farklı yerlerinden ilim tahsil etmek üzere ülkemize gelen öğrenciler pazar sabahı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuğu oldu. Dualarımızın kabulü. Buluşmanın ev sahibi Başkan Mehmet Görmez ve eşi Hatice Hanım'dı. Hoş geldiniz. Rahat sormayın, rahat sormayın. Kahvaltı sonrası öğrencilere hitap eden Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, ilim ve alim olma kavramları üzerinde durdu. Dünyanın ve insanlığın zor bir zamanında böyle bir yol seçtiğiniz için, gelip burada ilim tahsil ettiğiniz için her birinizi gönülden tebrik ediyorum ve sizin varlığınız gerçekten sadece bizim için değil, Türkiye için, Diyanet için, vakıf için değil, sizin varlığınız dünya için, içerisinden geçtiği bu zor süreçlerde insanlık için çok önemli. İyi ki varsınız. Görmez öğrencilere ilim tarihinin kırılma noktaları olarak nitelediği süreçleri anlattı. Kur'an'ın akıl ve kalbi birbirinden ayırmadığına dikkat çekti. Birinci kırılma noktası rasathane ile medrese kavgası. Bu İslam'a yabancı bir kavgadır. İslam'ın ve Kur'an'ın kabul etmediği bir kavgadır. İkincisi sevgili gençler, tekke ile medrese kavgası. Bilakis Kur'an-ı Kerim akılla kalbi birleştirmiştir. Görmez'in uluslararası ilahiyat öğrencilerinden bir de ricası vardı. Sizden istirhamım, çalışmalarınızı yaparken sadece ilahiyat diploması almak, sadece vizeleri geçmek, finalleri vermek gibi bir hedefiniz olmasın. Her biriniz nasıl alim ve alime oluruz, buna yoğunlaşın lütfen. Hayatınızı buna verin. İslam dünyasının bugün su ve ekmek kadar muhtaç olduğu bir zümre varsa alim ve alimelerdir. Kahvaltı programına katılan öğrenciler de hem Türkiye'de bulunmaktan hem de ilim tahsil etmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Hocamızdan çok şeyleri öğrendik. İnsanlara nasıl yardım edeceğiz, nasıl değiştireceğiz onları öğrendik. Biz aile, memleketi terk ettik ve Allah'ın izniyle burada eğitim programımızı tamamladıktan sonra memleketimize geri döneceğiz. Orada kendi milletimiz, Müslüman kardeşlerimizi hayırlı ve güzel hizmetler yapmaya nasip olacak inşallah. Uluslararası İlahiyat Programı, gönül coğrafyamızın gençleri için sınırları aşan bir proje olarak 10 yılı geride bıraktı. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Amerika, Avustralya gibi ülkelerden, Kanada'dan öğrencilerimiz bu programa kendi talepleri doğrultusunda bir ön seçim yapmak suretiyle ülkemizde bulunan 6 fakültede bu öğrenim, bu program devam ediyor 2006 yılından bu yana. Bugüne kadar 386 mezunumuz oldu. Bu mezunlardan programın da amacı doğrultusunda 86 öğrencimiz, mezunumuz ilgili ülkelerde sözleşmeli din görevlisi statüsünde din hizmeti alanında fiili olarak hizmetlerine başladılar. Hala Ermeni işgali altında bulunan Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabası 26 Şubat 1992'de korkunç bir soykırma sahne olmuştu. 613 Azerbaycan Türk'ü Ermenilerce katledilmişti. Soykırımın 26. yıl dönümünde Azerbaycan'ın yanı sıra Türkiye'de de çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Katliamın kurbanları bir kez daha dualarla anıldı. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında Ermeni güçlerince yapılan katliamın üzerinden tam 25 yıl geçti. Kadın, çocuk ve yaşlılar dahil soykırımda şehit olan 613 Azerbaycan Türk'ü dünyanın dört bir yanında anıldı.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki anma törenine Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de katıldı. Binlerce Azeri deniz istasyonundan Hocalı anıtına kadar yürüdü. Soykırım anıtına karanfiller bırakanlar gözyaşlarını tutamadı. Bu faciyeden geçtiğine bakmayarak Hocalı faciyesini bizim her an kalbimizde, bütün Azerbaycan halkının kalbinde yaşayır. Hocalı katliamının yıl dönümünde Türkiye'de de çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Ankara'da Yerli Düşünce Derneği tarafından düzenlenen konferansta Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu bir konuşma yaptı. 26 Şubat 1992'de Karabağ topraklarının içerisinde Hocalı denilen bir yerde Ermeni terör devleti Asala örgütünü kullanarak dünyanın gözüne baka baka jenosit uyguladığı yerdir. Bunu bütün dünyaya defaten aykıracağız. İstanbul'da da Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı'nca 25. yılında Hocalı Katliamı ve Ermeni Yalanları isimli bir konferans gerçekleştirildi. Ermeni işlerini anlamadan 8 gün Ermeni düşman elinde kaldım. Esir götürüldüm. Ermenilerin 1001 işkencesine maruz kaldım. Esirleri Ermenistan'a aparardılar. Böreklerini çıkarardılar. 26 Türk dağcının amacı da soykırım kurbanlarını anmaktı. Dağcılar Nahçıvan Özel Cumhuriyeti'ne gitti. Bölgenin en dik dağlarından biri olarak bilinen Haça Dağı'nın zirvesine tırmandı. Dağcılar zirvede Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla Hocalı şehitlerini saygıyla anıyoruz yazılı pankartlar açtı. Ay Karabağ dene senden hem kaldı. Sayın seyirciler, bir yandan Suriye krizine çözüm arayışlarının sürdüğü, diğer yandan Irak'ta DAEŞ'e karşı bir mücadelenin devam ettiği bir dönemde Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani Türkiye'ye geldi. Barzani ilk görüşmesini dün yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Barzani'yi İstanbul'da Mabeyin Köşkü'nde kabul etti. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani dün İstanbul'a geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Mabeyin Köşkü'nde gerçekleştirilen görüşme bir saat sürdü. Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye ile Kuzey Irak yönetimi arasındaki ilişkilerin yanı sıra Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Ama ya. İstanbul'daki görüşmede Musul'u DAEŞ'ten kurtarma operasyonu da gündemdeydi. Kentin doğusunun geri alınmasının ardından Musul'un batısını DAEŞ'ten kurtarmak üzere gerçekleştirilen operasyonla ilgili son gelişmeler konuşuldu. Erdoğan'ın DAEŞ'le mücadele konusunda desteğini yinelediği bildirildi. Kontrolün sağlandığı Elbaba askeri sevkiyat, Kardak konusundaki açıklamaları dolayısıyla Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına yanıt, yurttaki terör operasyonları, bu başlıklar ve daha fazlası kısa kısa haber turumuzda. Suriye'nin kuzeyindeki Elbab bölgesinin Türk askerince desteklenen Özgür Suriye ordusunun kontrolüne geçmesinin ardından sınırda sevkiyat hareketleri sürüyor. Fırat Kalkanı Harekatı'nın 187. gününde çok sayıda askeri araç Kilis'ten sınırın öte yanına geçirildi. Bu arada Elbap'ta yaralanan bir askerimiz Türkiye'ye getirilerek Gaziantep Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Kotsias'ın Kardak Kayalıkları üzerinden yaptığı kışkırtıcı açıklamalara tepki gösterdi. Yunan hükümetine seslendi. Esasen baktığımız zaman çok benzer yanlarımız var. Ama bir tane öyle şımarık bir çocuğun da bunların hepsini gölgelemesine de Yunanistan'ın her şeyden önce müsaade etmemesi lazım. Türk askerinin yeri geldiği zaman ne yapabileceğini en iyi onlar bilir. En iyi hükümet bilir. O şımarık çocuğa da iyi anlatsınlar. Bitlis'teki terör operasyonunda 10 terörist ölü, 1 terörist ise sağ, Mardin'in Nusaybin ilçesinde ise 3 terörist ölü olarak ele geçirildi. Sağlık Bakanı Recep Aktağ devredilen askeri hastanelerle ilgili açıklama yaptı. Çatışmaların yoğun olduğu yerlerde bazı hastaneleri sadece kolluk kuvvetlerine hizmet etmek üzere hazırladıklarını söyledi. Özellikle çatışmaların yoğun olduğu yerlerde ihtiyacın
daha yüksek olduğu alanlarda, mesela Diyarbakır'da, Hakkari'de, Van'da silahlı kuvvetlerimizin ve Milli Savunma Bakanımızın istediği yerlerde hastaneleri sadece kolluk kuvvetlerine, askerlerimize, polislerimize hizmet etmek üzere dizayn ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde bir cami kundaklandı. Gece saatlerinde çıkarılan yangında caminin ibadet edilen bölümünün zarar gördüğü bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük İslami çatı kuruluşlarından Amerika İslam İlişkileri Konseyi yetkilileri, toplumların nefret suçu gibi görünen bu olaya kurban gitmesinin endişe verici olduğunu açıkladı. Evet, gündeme bugün bazı gazetelerin öne çıkan haberleriyle devam ediyoruz. Milliyet gazetesiyle başlıyoruz. Gazete turumuza FETÖ ağına Marif Evi, Milliyet gazetesinde özel haber olarak manşetten duyuruluyor bugün. Yurt dışına dil öğrenmek ve eğitim için giden Türkler FETÖ'nün ağına düşmemeleri için Marif Vakfı'nın açacağı evlerde barındırılacak diyor Milliyet. 30 ülkenin en önemli üniversitelerinde de Türkiye kürsüsü açılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla FETÖ okullarıyla mücadele için kurulan Marif Vakfı'nın başkanı Birol Akgün, kurulalı 5 ay olmasına rağmen 11 ülkede FETÖ okullarını devraldıklarını söyledi. 10 ülkenin devir için sırada beklediğini anlatan Akgün, yıl sonuna kadar Afrika'nın büyük bölümünde Marif okullarının devreye gireceğini söyledi. Yurt dışında 5 büyük hedef belirlediklerini de anlatan Akgün, yurt dışına dil ve eğitim için gidenlerin FETÖ'nün ağına düşmemesi için konaklayacakları Marif evleri kurulacağını ilk kez açıkladı. G20 ülkeleriyle stratejik öneme sahip ülkelerin önemli üniversitelerinde Türkiye kürsüleri açarak Türk tarihi, kültürü ve siyaseti eğitimi verileceğini kaydetti deniliyor haberde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Mabeyin Köşkü'nde Irak Bölgesel Kürt Yönetim Başkanı Mesut Barzani'yi kabul etmesine dair haberde Milliyet Gazetesi'nin bugün ilk sayfasında yer buluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Irak Kürt Bölgesel Yönetim Başkanı Mesut Barzani'yi kabul etti. Fransa'dan İstanbul'a gelen Barzani akşam saatlerinde görüşme için Mabeyin Köşkü'ne geçti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede bölgesel konular ele alındı. Bu arada dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 63. yaş günüydü. Bir grup vatandaş da Erdoğan'ın evinin önüne gelerek pasta hediye etti deniliyor haberde. Biz de buradan Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni yaşını kutluyoruz. Elbap'ta çocuk olmak, Milliyet'ten aktaracağımız bir diğer haber değerli izleyenler. Türk Silahlı Kuvvetleri destekli ÖSO'nun Elbap ilçesinin merkezini ele geçirmesinin ardından DEAŞ'ın ilçeye yerleştirdiği mayın ve bomba düzeneklerini temizlemeye devam ediliyor. DEAŞ'ın zulmünden kaçan Suriyelilerin bir kısmı ilçeye geri döndü. Geri dönen ailelerin çocukları sokak aralarında oyuncaklarıyla oynadı deniliyor haberde. Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim. Türkiye adres verdi, Gülen Kanada'ya kaçacak. Bugün Yeni Şafak'ın manşetini oluşturuyor. Özellikle FETÖ ile mücadele noktasında önemli bir adım olarak kendisini gösteriyor bu haber. Amerika Birleşik Devletleri FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iade işlemleriyle ilgili ilk kez adım attı. Türkiye'nin Kanada'ya kaçabilir uyarısını dikkate alan Trump yönetimi detaylı bilgi istedi. Adalet Bakanlığı örgütün Kanada'da Gülen'in oturması için aldığı çiftliğin adresini verdi. Adalet Bakanlığı'nın Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderdiği belgeler arasında adres dışında çiftliği kimin aldığı ve işlemin hangi tarihte olduğuna ilişkin bilgiler de bulunuyor. Çiftliği satın alan kişinin Türk vatandaşı olduğu belirtiliyor ancak kimliği gizli tutuluyor. Trump'ın ekibi Gülen'in iadesine sıcak baktıklarını açıklamıştı. Türkiye ile Kanada arasında suçluların iadesine ilişkin herhangi bir anlaşma bulunmuyor. Bu nedenle hala Pensilvanya'da yaşayan Gülen Kanada'ya geçerse kendini emniyete almış olacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ iade için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip temaslarda bulunmuş ancak Obama yönetiminden bir sonuç alamamıştı deniliyor. Az önce haberimizde de aktardık. Yunanistan Milli Savunma Bakanı'nın Türkiye'ye yönelik çirkin sözleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Sabrımızı zorlamayın dedi Mevlüt Çavuşoğlu. Hulusi Akar'ın Kardak teftişi konusunda küstahça açıklamalar yapan Yunan Savunma Bakanı Kammenos'a sert tepki geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türk Genelkurmay Başkanı istese de Kardak'a çıkamazdı diyen Kammenos'a bu cevabı verdi. Türk askerinin geri
geldiği zaman ne yapabileceğini en iyi onlar bilir. O şımarık çocuğa da iyi anlatsınlar. Bizim de sabrımızı zorlamasınlar deniliyor haberde. İran Maliki istiyor. Yeni Şafak'tan aktaracağımız bir diğer haber. Trump'tan sonra hem Amerika Birleşik Devletleri hem Suudi Arabistan'ın Bağdat'ı Tahran karşıtı bloka dahil etme çabaları İran'ı harekete geçirdi. İran yönetiminin son 3 hafta içerisinde eski başbakan Maliki ile 2 kez görüştüğü belirtiliyor. Iraklı kaynaklar Tahran'ın İbadi yerine yeniden Maliki başbakanlık koltuğuna oturtmak istediğini belirtiyor deniliyor haberde. Bu arada manidar ziyaret diyerek de yine bu haberin yanında yer bulan bir başka haber. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cübeyr sürpriz kararla Bağdat'ı ziyaret ederek mevkidaşı Caferi ve Başbakan İbadi ile görüştü. Dışişleri seviyesinde 27 yıl sonra gerçekleşen ilk ziyaret iki ülke arasında yeni bir sayfa açacak. Riyad, Bağdat'ı İran'a fazla angaje olmakla suçluyor deniliyor haberde. Direniş postasıyla devam ediyoruz. Değil milletvekili olmak, okulu bitirmeyi bile hayal edemiyorduk deniliyor haberde. Bu sözler AK Parti Konya Milletvekili Doktor Leyla Şahin Usta'ya ait. Değerli izleyenler, 28 Şubat döneminde yaşadıklarını, başörtülü öğrencilerin yaşadıkları durumu, zulmü bir anlamda özetliyor AK Parti Milletvekili Usta. AK Parti Konya Milletvekili Doktor Leyla Şahin Usta, Merve Kavakçı'nın milletvekili seçildiği halde sırf başörtüsü nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden kovulduğunu hatırlatarak, o günlerde değil milletvekili olmak, okulu bitirmeyi bile hayal edemiyorduk ifadelerini kullandı. Yarın yıl dönümünü gerçekleştireceğimiz 28 Şubat postmodern darbesine İlişkin o dönem yaşananlar Diriliş Postası'nda bir gün öncesinden manşetten duyuruluyor okurlara. Fethullahçı terör örgütü 28 Şubat'ta darbecilerle iş tuttu. Yine 28 Şubat dönemine denk gelen bir haber. Kim söylemiş bunu? Profesör Doktor Ebubekir Sofuoğlu. Değerli izleyenler, 15 Temmuz'da Türkiye'ye işgal girişiminde bulunan FETÖ'nün 20 yıl önce yapılan darbedeki rolünü anlattı diyor Diriliş Postası. Sofuoğlu, 28 Şubatçılara yasaklarla ilgili aklın FETÖ tarafından verildiğini ve Pensilvanya şeytanının açıklamalarıyla Müslümanlara baskı yapılmasına arka çıktığını söyleyerek, FETÖ 28 Şubat'ın en önemli aktörlerinden birisidir. Birinci derecede aktördü. Televizyonlara çıktı, Refah Yol iktidarına başaramadınız geri gidin diye açıklama yaptı deniliyor. Muhammed El Hindi, iki devletli çözüm İsrail projesidir. Dirilişten aktaracağımız son haber. Gazze şeridinde Filistin Gençlik Medya Birliği tarafından düzenlenen seminerde konuşan Muhammed El Hindi, iki devletli çözümü İsrail projesi olarak yorumladı. Buna rağmen İsrail projeyi uygulamakta başarısız oldu dedi. İsrail bu projeyi Batı için slogan olarak kullanmak amacıyla başlattı, ancak gerçekte Batı Şeria'da her gün geniş Filistin topraklarına el koyuyor ifadelerini kullanan Hindi, Filistin-İsrail çatışmasında İsrail'in sunduğu ve aralarında iki devletli çözümünün de çözümün de yer aldığı tüm seçeneklerin uygulanmasının zor olduğunu kaydetti deniliyor haberde. Ve böylelikle gazete manşet turumuzun ilk bölümünü burada sonlandırıyoruz. Gündeme gelişmelerle devam ediyoruz. Sayın seyirciler, Şanlıurfa Uluslararası İslam Bilgeleri Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, Şanlıurfa Valiliği ve Harran Üniversitesi'nin işbirliğiyle yapılacak olan zirveye 50'yi aşkın devlet adamının katılması bekleniyor. Zirvede İslam ülkelerindeki sorunlar ele alınacak. Elliye aşkın devlet adamı İslam ülkelerinin sorunlarını değerlendirmek üzere 3 Mart'ta Şanlıurfa'da bir araya gelecek. Müslüman dünyasında yaşanan sorunlar Uluslararası İslam Bilginleri Zirvesi'nde masaya yatırılacak. Pek çok yerde ateşler yanıyor. Bu önemli zirve Diyanet İşleri Başkanlığı, Şanlıurfa Valiliği ve Harran Üniversitesi'nin işbirliğiyle düzenleniyor. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in de katılmasının planlandığı 2 gün sürecek olan toplantılarda İslam dininin evrensel mesajı olan barış, adalet ve özgürlük teması işlenecek. Bağımsızlığa, barışa, özgürlüğe, dostluğa, bilgeliğe, hukuka
ve ahlaka dayalı değerler Müslümanların en üst referans değerleridir. Zirveye devlet adamlarının yanı sıra düşünür, yazar ve akademisyenler de katılacak. İslam coğrafyasındaki siyasi ve ekonomik istikrarsızlıkların sebepleri ve terör örgütleri tarafından bölge ülkelerinde gerçekleştirilen saldırılara ilişkin detaylı görüş alışverişinde bulunulacak. İslam'ın cihadında terör asla bir yöntem olarak kabul edilemez ve uygulanamaz. Evet, son 24 saatte gönül coğrafyamızdan gelişmelerle gündem devam ediyor. Suriye'de rejim güçleri ateşkese rağmen yerleşim yerlerini bombalamaya devam ediyor. Muhaliflerin kontrolündeki İdlib ili ve Şam'ın Doğu Guta bölgesine yapılan hava saldırılarında 22 sivil hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. Ateşkes ihlalleri Suriye'deki krize nihai çözüm bulmak üzere Cenevre'de gerçekleştirilen 4. tur görüşmelerinde de gündemdeydi. Muhalefet heyeti içinde yer alan Türkmen temsilci Muhammed El Şimali, son 3 gündür Humus'un Vaer bölgesinin de yoğun şekilde bombalandığını, çok sayıda ölü ve yaralı bulunduğunu söyledi ve rejim aslında Cenevre'yi de vuruyor ifadesini kullandı. Lübnan'ın Akar kentine bağlı Aydemon isimli Türkmen köyü, 15 Temmuz darbe girişimi ve Türkiye'nin demokrasi zaferi başlıklı sergiye ev sahipliği yaptı. 15 Temmuz sonrasında da FETÖ'nün ne kadar tehlikeli olduğuna bütün dünyada dikkat çekmeye devam ediyoruz. Bunu Lübnan'da da sürdürüyoruz. Büyükelçi olarak Lübnan hükümetine ve üst düzey yetkililerine, milletvekillerine temaslarımın yanı sıra halka da ulaşmaya çalışıyoruz. O çerçevede düzenlediğimiz sergilerden birisi. Anadolu Ajansı, Beyrut Yunus Emre İstitüsü ve TİKA işbirliğiyle açılan sergiye akademisyenler, siyasiler ve din adamlarının yanı sıra Lübnanlılarla bölgede yaşayan Türkmenler de yoğun ilgi gösterdi. Myanmar'da katliam ve zulümlere maruz kalan Arakanlı Müslümanlar için Malezya insani yardım gönderdi. Arakan eyaletinin başkenti Sitwe'ye ulaşan gemideki yardımlar, eyaletin kuzeyindeki Mangtaw kasabasında 190 köyde ve ülke içinde yerinden edilmiş insanların kaldığı kamplarda dağıtılacak. Yıllarca Fransızların sömürgesi olarak yaşayan ve 1958 yılında bağımsızlığını kazanan Batı Afrika ülkesi Gine'de halkın büyük kısmı yoksullukla mücadele ediyor. 11 milyon nüfuslu ülkenin çok küçük bir kesimi zenginlik içinde yaşarken büyük çoğunluk yokluk içinde yaşıyor. Gıda yardımı dağıtımlarında zaman zaman yaşanan izdihamlar bu durumu gözler önünde seriyor. Ürdün'ün başkenti Amman'da son zamanlarda yapılan fiyat artışları protesto edildi. Ürdün'ün Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi'nin de desteklediği gösteride hükümetin istifası istendi. Bosna Hersek'in Zavidovice kentinde Türkiye-Bosna Hersek Dostluk Gecesi düzenlendi. Türkiye ve Bosna Hersek'ten sanatçıların sahne aldığı Zavidovice'deki etkinlikte İki ülke arasındaki dostluk, kardeşlik ve dayanışmaya vurgu yapıldı. Zavidovice Belediye Başkanı Haşim Muyanoviç, "Türk kardeşlerimiz en zor zamanlarımızda bize destek oldular. Bize ihanet etmediler, bizi unutmadılar, ihmal etmediler." dedi. Sayın seyirciler, Diyanet İşleri Başkanlığı her bakımdan sağlıklı nesiller yetiştirilmesi amacıyla çalışmalar yapıyor. Bu noktada yurdun dört bir yanında cami gençlik merkezleri kuruluyor. Sıradaki haberimizde Bursa'daki çalışmaları anlatacağız. Kurulan merkezlerde gençlerin doğru dini bilgilerle donanıp kötü alışkanlıklardan uzak tutulması için yapılanları aktaracağız. Okuldan çıkıyorlar. Gençler Bursa'da İl Müftülüğü tarafından kurulan merkezlere büyük ilgi gösteriyorlar. Turnuvalar yapıyoruz, satranç turnuvaları yapıyoruz. Sonra kitap okuyoruz. Hocamız Kur'an okuyor bize. Biz de onları tekrarlıyoruz. Okuldan çıkan gençler Erguvan Gençlik Derneği'ne gelerek hocalarına sorunlarını anlatıyorlar. Hem de burada ders çalışıyorlar. Boş zamanlarımızda başka yerleri değerlendirmek yerine gelip burada oyunlar oynarız, derslerimize çalışabiliriz. Hocalarımız zaten değerli bilgiler veriyor bize.
buralara gelmesi kendi açısından iyi olur. Gençlik merkezlerinin amacı sağlıklı bir nesil yetiştirilmesine katkı sağlamak. Bizler gece gündüz demeden gençlerimizi yetiştirebilmek adına, onlara bilginin doğrusunu vermek adına, illegal işte topluluklardan uzak tutup burada onları eğitimine katkı sağlayabilmek, derslerinde yardımcı olabilmek, onları imanlı bir nesil olarak yetiştirebilmek için gecemizi gündüzümüze kadarak çalışıyoruz. Bursa genelindeki 20'den fazla gençlik merkezinde çok çeşitli aktiviteler yapılıyor. Cami gençlik merkezlerine gelen gençler dini eğitimin yanında sosyal ve sportif alanlarda da eğitiliyor. Şu anda gördüğünüz gibi gençler futbol oynuyor. Camimizin yaptığı bize faaliyetler falan oluyor sürekli, böyle maç olsun, antrenmanlar yapıyoruz. Caminin altında karate kursumuz var, Kur'an kursumuz oluyor. Akşamları karate kurslarına, camiye falan gidiyoruz. Yani abi amaçları bizi uyuşturucudan kurtarmak. Hani güzel oluyor, uyuşturucudan kurtuluyor gençler. Hani herkese tavsiye ederim abi. Cami gençlik merkezleri bünyesinde kurulan futbol, tekvando ve karate takımları Türkiye ve Avrupa'da düzenlenen organizasyonlardan madalyalarla döndü. Bizim amacımız sadece spor yaptırmak değil. Haftanın 3 günü veya 5 günü spor yapan bu gençlerimize aynı zamanda hocalarımız da manevi anlamda takviye veriyorlar, destek veriyorlar. Bazen antrenmanın ortasında, bazen sonunda gelip bir 5-10 dakika sohbet yapıyorlar. Bu kapsamda bir sporu ve sporcularımızı camilerimize bir şekilde çekmek için bir vesile telakki ediyoruz. Ve saatler yavaş yavaş ona doğru yaklaşırken bazı gazetelerin öne çıkan haberleriyle gündeme devam ediyoruz. Akşam gazetesinde Avrupa Birliği istihbaratından rezil rapor başlığıyla bir haber bugün manşetten duyuruluyor değerli izleyenler. Avrupa Birliği'nin resmi istihbarat örgütü EU Incent 15 Temmuz'a ilişkin hazırladığı gizli ibareli raporda darbe girişiminin arkasında Gülen yok diyerek FETÖ'yü aklamaya çalıştı. Avrupa Birliği ülkelerinin 15 Temmuz'a ilişkin ikircikli tutumu istihbarat örgütünün raporuna da yansıdı. Dezenformasyon bilgilerle hazırlanan raporda darbe girişimini Gülenciler, Kemalistler ve AK Parti muhaliflerinin de olduğu bir grubun yaptığı belirtiliyor. Girişimde Gülen taraftarları olsa bile bunlar yüzbaşı düzeyini geçmez denilen raporda Cumhurbaşkanı Erdoğan da iftiralarla hedef alınıyor. Metinde Erdoğan, Gülen hareketini kendisine karşı tek güçlü muhalif kaldığı için kırmaya çalışıyor deniliyor haberde. Darbe tellalında iade paniği FETÖ'cü ihanet girişimini aylar öncesinde duyuran FETÖ'nün Amerikalı kalemşörlerinden Michael Rubin ilginç bir yazı kaleme aldı ve bu yazıda içerikte Akşam Gazetesi'nde sarı zemin içerisinde ilk sayfadan okurlara duyuruluyor. Rubin, Trump eğer Gülen'in iadesine karar verirse tek suçları NATO'ya hizmet olan yüzlerce komutanın da ölüm emrini vermiş olacak diyor haberde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Irak Bölgesel Kürt Yönetim Başkanı Mesut Barzani arasında dün İstanbul'da gerçekleşen Mabeyn Köşkü'nde gerçekleşen görüşmede yine Akşam Gazetesi'nde yer bulmuş. Görüşmede ana konunun PKK'nın bölgedeki yapılanması olduğu belirtiliyor ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dün 63 yaşına basması nedeniyle evinin önünde bazı vatandaşlarımızın kutlamalar gerçekleştirmiş olması da yine doğum günü sürprizi olarak yer buluyor haberde. Bir başka gazeteyle devam ediyoruz. Hürriyet gazetesindeyiz değerli izleyenler. Meriç Dimetoka FETÖ hattı başlığıyla çıkmış bugün Hürriyet gazetesi manşetine okurların karşısına. Edirne'de Suriyeli mültecilerin kullandığı hattan Yunanistan'ın Dimetoka kasabasına geçmeye çalışan FETÖ sanıklarının izini sürdük deniliyor haberde. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Meriç Nehri'nden Yunanistan'a geçmeye çalışan 38 FETÖ şüphelisi ve onlara yardım eden 8 kişi tutuklandı. Peki bu kaçış yolculuğu nasıl oluyor? Kaçaklar Meriç'in Türkiye tarafındaki 4 köyden birine geliyor. Ormanda hava kararına kadar bekliyorlar. Hedef karşıdaki Dimetoka veya Sofulu köylerine geçebilmek.
FETÖ firarileri Suriyelilerin arasına karışıyorlar. Kıyafetlerini onlara benzetiyorlar. Erkekler sakal bırakıyor. Aile olanlar ailelerle, yalnız olanlar tekli gruplar oluşturuyor. Asla Türkçe konuşmuyorlar. Geçişler 5, 10, 15 kişilik botlarla yapılıyor. Haftada iki kez göçmenleri geri gönderen Yunanistan'ın şu ana kadar hiçbir FETÖ'cüyü iade etmemesi dikkat çekti deniliyor haberde. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne haksız ve mesnetsiz eleştiriler var. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın sözleri Hürriyet gazetesinde haberleştirilmiş. Fikri Işık bu kadar büyük başarılara ardı ardına imza atan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne haksız ve mesnetsiz eleştiriler yöneltmek iyi niyetle izah edilebilecek durum kesinlikle olamaz diyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni siyasetin içine çekme çabaları beyhude çabalardır. Siyasetin muhatabı siyasettir. Siyasetin muhatabı Türk Silahlı Kuvvetleri ve onun komuta kademesi değildir. Varsa eleştiriniz, Milli Savunma Bakanı olarak ben varım. Başkomutan olarak da Sayın Cumhurbaşkanımız var dedi deniliyor. Ve teamülleri yıkan bir başka gelişme Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump başkan koltuğuna oturduktan sonra yine bir olaya daha imza attı değerli izleyenler. Beni yemeye beklemeyin başlığıyla duyuruluyor haber. Amerikan Başkanı Trump Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin 29 Nisan'da vereceği geleneksel yemeğe gitmeyeceğini açıkladı. 1924'ten beri her başkanın en az bir kere katıldığı yemeğe sadece Ronald Reagan 1981'de suikaste uğradığı için gidememişti deniliyor haberde. Son olarak Habertürk gazetesine bakalım. Sür manşette önemli bir haber var. Ebeveynin ilk tercihi çok para. Yeni araştırmaya göre Türkiye'de iki ebeveynden biri çocuklarının meslek seçiminde kriterlerinin iyi para kazandırmak olduğunu söylüyor. İtibar diyenlerse %42 oranında maalesef para itibarı geçmiş durumda. Utandıran iki meslek haberi bugün Habertürk'ün manşet haberini oluşturuyor. Biri tutuklandı, diğeri tehlikeli bulundu diyor Hürriyet Habertürk. Şoförler Odası Başkanı alkollü sürdü, ölümlü kaza yaptı. Sokaktan kedi evlerini kaldıran veteriner mahkemelik oldu. Ankara 7 Ocak'ta lüks bir araç yol çalışmasını fenerle uyaran işçi Uğur Güneş'e çarptı. Güneş olay yerinde öldü. Sürücü kaçtı, aracı terk edip taksiye bindi. Polis GPS'le buldu, zanlıyı yakaladı. O kişi Çankırı Şoförler Odası Başkanı Necati Akdoğan'dı. 0,92 promil alkollü çıktı. Polise haşırt diye bir ses duydum. Yoğunluktan duramadım dedi. Tutuklandı. İzmir'de ise Firdevs çırpıcı ve kızı apartman kapısına mama kabı ve kedi evi koydu. Veteriner olan apartman yöneticisi Saygın Ü kaldırılsın diye dava açtı. Dava sürerken kedi evine zincirini kesip kaçırdı. Güvenlik kamerası kaydı delil oldu. Anne kız tehditler üzerine can güvenliğimiz tehlikede dedi. Savcı veterinere karşı bir aylık koruma kararı verdi deniliyor haberde. Son olarak FETÖ'ye askeri yargı davası Habertürk'ten aktaracağımız ve gazete turumuzdan aktaracağımız son haber olacak. Bugün Ankara Cumhuriyet Savcılığı FETÖ'nün askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin ilk davayı açtı. Hazırlanan iddianamede 468 askeri hakimden 316'sının darbe için görevlendirildiği belirtildi. Sıkı yönetim mahkemeleri görevlendirme listesinde yer alan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen 31 hakim için darbeye teşebbüsten ağırlaştırılmış müebbet isteniyor deniliyor haberde değerli izleyenler. Evet, gazete manşet turumuzu burada sonlandırıyoruz. Gündeme gelişmelerle devam ediyoruz. Özellikle çocuk ve gençleri camiyle tanıştırmak, onlara namazı sevdirmek amacıyla başlatılan sabah namazı buluşmaları sürüyor. Sırada bu kapsamda Siirt ve Tekirdağ'da gerçekleştirilen programları anlattığımız haberimiz var. Seherde bir araya geliniyor, sabahın feyzi birlikte yaşanıyor. Sabah namazı programları yurdun dört bir yanında sürüyor. Siirt'teki Halit bin Velid Camii gençler sabah namazında buluşuyor etkinliğine ev sahipliği yaptı. Etkinlik Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca düzenlendi. Özellikle gençlerimizin namaza, ibadete yönelmeleri,
gençlik nimetini ibadetle, Allah'a kullukla süslendirmeleri, muhafaza etmeleri çok manidar. Zira felaket ve helaket arasında yaşamaktayız. Siirt'teki Ensar Camii'nde ise sabah namazı vaktinde cami çocuk buluşması vardı. Programda İmam Hatip Ramazan Toprak tarafından Türkçe, Arapça, Kürtçe ilahiler de okundu. Bir hadis-i şerifte Allah'a ibadet ederek yetişen çocukların, gençlerin Allah'ın özel ikramına mazhar olacaklarını bize haber vermektedir. Onun için biz de ülke genelinde bütün camilerimizde cami çocuk buluşması programları gerçekleştiriyoruz. Tekirdağ'da da aynı manevi heyecan yaşandı. Bu görüntüler Gazi Süleyman Paşa Camii'nde çekildi. Gençler sabah namazında buluştu. Yeryüzü Milleti Sabah Namazında Buluşuyor isimli etkinlik ise Tekirdağ'daki Orta Camii'ndeydi. 23 farklı ülkeden 44 yabancı uyruklu öğrenciyle Namık Kemal Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler birlikte saf tuttu. Ayda bir gün olmak üzere bunu da pazar gününe denk getiriyoruz. Sayın seyirciler, şimdi sizi ülkemizde yüce dinimiz İslam'dan etkilenip Müslümanlığı seçen iki gençle tanıştıracağız. Daha önce Budist olan Singapurlu Kane Lim kelime-i şehadet getirdi ve Yusuf ismini aldı. Bir Türk'le evlenmeye karar veren Fransız gelin adayı ise artık Elif ismini taşıyan bir Müslüman. En la, en la. İlahe. İlahe. İllallah. İllallah. Arkadaşından etkilendi, Müslüman oldu. Daha önceki hayatında Budist olan Singapurlu genç İslamiyet'i seçti. 25 yaşındaki Kane Lim, ülkesinde tanıştığı Türk arkadaşı Abdülcelil Bayar'ın yaşamından etkilendi. Daha sonra iki arkadaş Türkiye'ye geldi. İstanbul'da camileri gezdik, beraber namazlar kıldık. Onun çok hoşuna gitti. Sonunda dedi ki bana, bir hafta sonunda Bursa'ya gelmeden önce, dedi ben Müslüman olmak istiyorum ama nasıl olacağımı bilmiyorum dedi. Singapurlu genç için Bursa Müftülüğü'nde ihtida töreni yapıldı. Lim, Müslüman olarak Yusuf ismini aldı. Muhammeden. Abduhu. Abduhu. Ve Rasulü. Ve Rasulü. Törenin ardından Singapurlu gence ilahi mesaj Kur'an-ı Kerim'in İngilizce meali hediye edildi. Bir ihtida töreni de Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yapıldı. 19 yaşındaki Fransız Elin Maskot, tanıştığı Türk genç Ali Özdemir'le evlenmeye karar verdi ve daha sonra da Müslüman oldu. Eşhedü. Eşhedü. En la. İlahe. İllallah. İllallah. Elif ismini alan Fransız gelin adayı Elbistan Müftülüğü'ndeki törende kelime-i şehadet getirdi. Ona da Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Evet, basında Diyanet bölümüyle bugün yazılı basında çıkan din, Diyanet, İslamiyet ve Müslümanlıkla ilgili haberlere bakacağız değerli izleyenler. Halkımızın doğru bilgiyi, doğru dini bilgiyi alma noktasında çalışmalar yürüten ve bu çalışmalar nezdinde kuruluşunu bir şekilde ortaya koyan Diyanet İşleri Başkanlığı, engellilerimizi de unutmuyor. Özellikle işitme engellilere yönelik yapmış olduğu hizmetlerde bir hayli fazla ve kendini gösteriyor ve takdiri hak ediyor. İşte o haberlerden biri bugün akşam gazetesinde yer bulmuş. İşitme engellilere özel cuma hutbesi başlığıyla. Hala 31 camide işaret diliyle hutbe veren Diyanet İşleri Başkanlığı, işitme engelliler için cuma günleri camilerde okutulan hutbede anlatılanları kurumun sitesinden işaret diliyle anlatmaya başladı. Diyanet, işitme engelli vatandaşlardan gelen talepler üzerine başlattığı çalışmanın ilk uygulamasını geçen hafta gerçekleştirdi. Allah'a sığınmanın en güzel ifadesi Muavvizeteyn suresi konulu hutbe siteye yüklendi. Güzel haber ama eksik. Biz de TRT Diyanet olarak, Diyanet TV olarak cuma günleri gerçekleşen cuma hutbesini canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz ve işaret diliyle işitme engelli vatandaşlarımızın da anlayabileceği şekilde yayınlıyoruz. Bunu da hemen aktarmış olalım sizlere. Habertürk, Diyanet doğru dini bilgi portalı oluşturacak diyor bugün duyurduğu bir haberde.
Diyanet İşleri Başkanlığı din alanında bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak için harekete geçti. Doğru bilgileri vatandaşlara doğru kanallardan ulaştırmayı hedefleyen Diyanet, doğru bilgilerin yer alacağı bir portal oluşturacak. Diyanet'in 8 milyon 190 bin lira bütçe ayırdığı çalışmadaki hedeflerinden öne çıkan başlıklar şöyle. Bilgi portalı oluşturulup metin üretim atölyesi kurulacak. Üretilen dini bilgiler arşivlenecek ve Diyanet bilgi portalına eklenecek. İnsanların herhangi bir konuyla ilgili Kur'an-ı Kerim hükümlerine daha rahat ulaşabilmesi için konuya göre tasnif edilmiş tefsir hazırlanacak. Güncel dini meselelerde insanların doğru bilgilendirilmesini sağlamak için toplantılar düzenlenecek. Nitelikli bilgi üretmek amacıyla uzman kişilerden oluşan bir istişare kurulu ve ihtisas komisyonu oluşturulacak. Hazırlanan yayınların geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak için yayın kongresi düzenlenecek ve başkanlık merkezinde bulunan kütüphane akademik çalışmalar yapanlarla araştırmacılara uygun bir kütüphaneye dönüştürülecek deniliyor haberde. Akşam gazetesi az önce aktardığımız bir haberi bugün okurlarına duyuruyor. İslam bilgeleri Şanlıurfa'da bir araya geliyor başlığıyla. İslam'ın evrensel mesajı barış, adalet, özgürlük temasıyla düzenlenecek Uluslararası İslam Bilgeleri Zirvesi 50'yi aşkın düşünür, yazar, akademisyen ve devlet adamını Şanlıurfa'da buluşturacak. Şanlıurfa Valiliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Harran Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilecek zirvede İslam coğrafyasındaki siyasi ekonomik istikrarsızlıklar ve bu istikrarsızlıklardan kaynaklanan şiddet hareketleri gibi konular ele alınacak deniliyor haberde. Son olarak Milli Gazete'ye bakalım. Hafızlık belgesi E-Devlet'te deniliyor haberde. Hafızlık belgesi almaya hak kazananlar veya hafızlık durumu öğrenmek isteyenler işlemlerini E-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecekler. Kimlik numarasıyla birlikte şifre, mobil imza veya elektronik imzası olanların girebildiği uygulama üzerinden hafızlık belgesi sorgulaması gerçekleştirilecek deniliyor haberde değerli izleyenler. Evet, her zaman olduğu gibi programımızın sonunda bugünün gündemini aktararak sizlere veda edelim değerli izleyenler. İstanbul'dan bir not aktararak başlayalım bugünün gündemine. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Özbekistan Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov'u Beylerbeyi Sarayı'nda kabul edecek. Ankara'daysa gözlerin çevrildiği adreslerden biri Çankaya Köşkü bugün. Bakanlar Kurulu saat 14'te Başbakan Binali Yıldırım Başkanlığı'nda toplanacak. Az önce haberlerimizde de aktardık. Irak Bölgesel Kürt Yönetim Başkanı Mesut Barzani dün İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Mabey'in köşkünde kabul edilmişti. Türkiye'deki görüşmeleri kapsamında bugün sürecek olan Barzani Ankara'da Başbakan Binali Yıldırım tarafından da kabul edilecek. Ve son olarak Suriye'deki krize çözüm bulmak amacıyla çatışan tarafların katılımıyla gerçekleştirilen Cenevre görüşmeleri bugün sürüyor. Toplantılara başkanlık eden Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Stefan de Mistura'nın bugün muhalefet temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Bu görüşmede ateşkes ihlalleri konusunun da gündeme getirilmesi bekleniyor değerli izleyenler. Ve böylelikle bize ayrılan sürenin bugün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın yine saatler 9.30'u gösterdiğinde bizler de yine TRT Diyanet ekranlarında iyi ve güzel haberleri verme umuduyla ekranlarınızda olmayı planlıyoruz. Tabii ki sizleri de bekliyoruz. Yarına kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.